Merhabalar sevgili seyirciler. Doğun nabzı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ağrı'dan e, Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Samancı. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, teşekkür ediyorum. Evet, sayın Başkanım e, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri yakinen tanıyoruz ancak değerli e, izleyicilerimizin de sizleri tanıyabilmesi adına sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Mehmet Nuri Samancı. E ee, Ağrı Taşçay doğumluyum. Ee, tarım sektörüyle uğraşmaktayım. Ee, 2006 yılından beri de e, Ağrı ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanlığı görevini e, yürütmekteyim. Evet Sayın Başkanım başarılarınızın e, devamını diliyoruz. Sayın Teşekkür Başkanım ediyoruz. birliğin yapısı ve örgütlenme çalışmaları hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Tabii. Ağrı e, tabii e, 2006 yılında birliklerin birliklerin küçükbaş hayvancılıkla ilgili birliklerin kurulması ülke genelinde kurulması kurulmaya başladı. 2006 yılında biz de Ağrı'da tabi tarım ve hayvancılıkla uğraştığımız için özellikle tarım ve hayvancılığın ilerki süreçte gerçek anlamda hak ettiği değeri alabilmesi için hem çiftçi nezdine ve hem de ağrının tarım ve hayvancılık ile olmasından dolayı bize böyle bir girişimimiz oldu. Dolayısıyla 2006 yılında birliğimizin kuruluşunu 25 kurucu üye ile tamamladık. Şu an 13.600 üyemizde faaliyet göstermekteyiz. Evet. Ee, Sayın başkanım küçükbaş hayvancılığa e, verilen desteği yeterli buluyor musunuz? Çiftçilerimizin sizlerden talepleri var mıdır bu konuda? Tabii biz e, sahada çiftçilerimizin içerisinde olduğumuz için e, Enver Bey e, çiftçilerin talepleri çok. Tabii e, desteklemeler e, sağ olsun e, devletimiz, hükümetimiz yani çok büyük destekler var çiftçilere. Ama bunu yeterli buluyor musunuz sorusuna şöyle cevap vereyim. Çünkü biz çiftçi temsilcisiyiz. Dolayısıyla sahada olduğumuz için çiftçinin sıkıntıları özellikle ağrının kış memleketi olmasından dolayı hayvancılığın biraz daha zor şartlarda beslendiği kış ayların uzun olması. Bundan dolayı desteklerin artmasını istiyoruz. Özellikle çiftçimizin bu yönde çok ciddi talepleri var. Ama sağ olsun devletimiz tabii bu anlamda çok büyük destekler var. Geçen sene e, tarım e, milli tarım ve hayvancılık projesini e, e, hükümetimiz tarafından e, e, hayata geçirildi. Bu anlamda genç çiftçilere %40 e, pardon genç çiftçilere %40 e, e, hibeler var. Dolayısıyla e, DAP kapsamında. Dolayısıyla e, genç çiftçilere e, yüzde %100 yüz hibe karşılığı e, hibeler var. E, bunu yani bir çiftçi e, genç yaştaki çiftçi e, anne, babasından ayrıldığı zaman e, yani babasının sağlamamış olduğu imkanı devletimiz hükümetimiz sağlıyor. Evet. E, dolayısıyla bunlar önemli e, gelişmeler. Tabi e, hükmetimizin her yıl e, anaç koyun keçi desteği adı altında e, 25 TL anaç hayvan başına destekleme ödemeleri yapılıyor her yıl. Dolayısıyla buna bağlı olarak da tabii e, e, aynı zamanda e, %80 koç hibeleri var. Bunlar önemli ama e, biz çiftçimiz adına e, hayvancılığın gelişmesi, küçükbaş hayvancılığın özellikle gelişmesi açısından Türkiye'deki kırmızı et açığının e, küçükbaş hayvancılıkla karşılanması adına e, üretimin artması adına biz e, anaç kuzuya da destek istiyoruz. Bunun da ana kuzuya destek verildi takdirde üretimimiz artacaktır. Dolayısıyla çiftçimiz kazanacaktır. Ülkemiz kazanacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Temennimiz bu verilmiş evet. olan desteklerin artması e, yönünden e, özellikle tam, de kuzuya da e, desteğin verilmesi yönünde biz e, sayın bakanlığımızdan, sayın hükümetimizden bunu bekliyoruz çiftçilerimiz evet. adına. Evet. Sayın Başkanım, Küçükbaş hayvancılıkta ırk ıslah çalışmalarımız hangi aşamada? Bununla alakalı kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii. Şimdi 2013 yılında biz e, Sayın Bakanımız, e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız, dönem bakanı e, Sayın Mehmet Mehdi Eker'le bir görüşme yaptık. Dolayısıyla ağrı e, küçükbaş hayvancılıkta, ağrı e, küçük küçükbaş hayvancılık olmazsa olmazı dedik. Bununla ilgili e, biz e, ırk ıslahı yönünde çalışma e, istedik. İki paket proje talebinde bulunduk. İki paket projemiz de Sayın Bakanımızın talimat vermesiyle e, başlamış oldu arada. E, 2013 yılından beri üniversitemizde değerli hocamızdaki Şahinler e, proje lideri, liderimiz e, bununla birlikte eee İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğümüzle ortaklaşa birliğimizde iki adet halk elinde ülkesel hayvan ıslahı projesi yürütmekteyiz. Dolayısıyla bu projelerimiz de ciddi verimlilikler var. Her yıl bu projeler kapsamında hükümetimizin, bakanlığımızın desteklemiş olduğu yüzde seksen damızlık materyallerin desteklenmesi yönelinde desteklemeler var. Burada bu ıslah çalışmalarında biz elde ettiğimiz materyalleri damızlık vasfını taşıyan kaliteli koçlarımızdan bu ıslah projesi kapsamında temin edip il müdürlüğümüz aracılığıyla çiftçilerimize dağıtımları sağlamaktayız. Bu anlamda da Ağrı Türkiye'de koç desteğine en fazla faydalanan Ağrı ilimiz. Bundan dolayı biz özellikle bu çalışmalardan, bu desteklerden dolayı da ayrıca Bakanlığımıza, hükümetimize, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın başkanım yapılan bu çalışmalar nezdinde çalışmalar küçümsenecek bir çalışma değil, büyük bir çalışma. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii bu kadar yoğun bir çalışmanın gölgesinde kalmamak şartıyla bir de siyaset var. Siyasetteki çalışmalarınızı da biliyoruz. Ee, Siyasetteki hedef noktamız nedir Sayın Başkanım? Şu an e, ne tür çalışma içerisindeyiz? Kısaca bir Sizin, bilgi verelim. Tabi siyaset e, deyince tabi e, siyaset e, ülkemizde e, gerçekten 10, e, 2002 e, yılı itibarıyla Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte zaten 2006 yılında birliğimizin kuruluşundan bahsettik. Dolayısıyla hem çiftçilerimiz açısından hem ülkemiz açısından ülkemizin gelişimi büyümesi yönünde çok büyük çalışmalar ve gerçek anlamda büyüme oldu. Dolayısıyla zaten herkes tarafından özellikle de yani tarım sektörüyle uğraşan insanlar tarafından bunlar takdirle karşılanmaktadır. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ben AK Parti'ye üyelik kaydım yaptım. Dolayısıyla Taşlıçay ilçemizde özellikle ben iki dönem AK Parti ilçe yönetim kurulu görevini yürüttüm. Bununla birlikte tabi barış sürecinde 7 Haziran'da seçimlerin Doğu ve Güneydoğu'da biraz sıkıntılı geçti. Özellikle barış sürecinin bozulmasından, bozulmasından dolayı. Terör örgütünün baskısı halka yönelik e, halkın e, iradesine ipotek konularak özellikle bizim bölgede e, rahat e, sandığa gidilmedi, Tehditle vesaire e, bir e, seçim yaşandı. Dolayısıyla o süreçlerde de tabii biz hem STK olarak hem de e, bir e, partili olarak biz yer aldık, çalıştık, çalışmalarımıza devam ettik. Tabii bizim bölgede e, siyaset yapmak o da gayet e, zordu. Biz yılmadık. E, Ağrı'da, ağrıdamız köyün keçi yetiştiricileri birliği olarak kendimizi hükümetimizin vermiş olduğu, çiftçilerimize sağlamış olduğu destek ve hibelerden dolayı e, hükümetimizin yanında yer alarak sürekli çalışmalarımıza devam ettik. Buna bağlı olarak daha sonra bir Kasım seçimleri yenilendiği zaman, Tekrar aynı şekilde e, bir seçim süreci yaşadık. Peşinden referandum sürecinde. Referandum sürecinde özellikle biz broşürler bastırarak e, gerek e, grup köy toplantıları düzenleyerek gerekse toplantılar düzenleyerek referandumun ülkemiz açısındaki önemine vurgu yaparak çiftçilerimiz nezdinde çiftçilerimize köy ziyaretlerinde bulunarak an, anlatıp buna destek istedik. E, sağ olsun çiftçilerimiz eee destek oldular. Herkes üzerine düşeni bu anlamda yaptı. Ülkemiz çok hassas süreçlerden dönemlerden geç, geçti. Geçiyor. Dış güçlerin oyunları hepimizin e, gö, hepimiz görüyoruz. Orta Doğu'daki süreçler dış güçlerin özellikle ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunları var. Bu anlamda yani biz de hem çiftçi temsilcisi olarak, STK olarak gerekse bir nefer olarak her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak her ne olursa olsun her koşulda üzerimize düşen neyse fazlasını yaparak elimizi taşın altına koyarak mücadele ettik. Bundan sonra da bize bir görev verilirse tabii ki biz var, varız büyüklerimiz uygun görürse halkımız uygun görürse nasip olursa ben Taşlıçay ilçesinde siyaset düşünüyorum. Çünkü e, Allah nasip ederse taş şey benim kendi ilçem. Halkımız bizi orada görmek istiyor. Dolayısıyla halkın teveccühü olursa değerli büyüklerimizin teveccühü desteğiyle uygun görülürse ben orada kendi ilçeme, kendi halkıma hizmet etmek isterim. E, dolayısıyla e, tüm çiftçilerime de benim e, çağrım şudur. Her zaman biz e, partimizin ve Sayın Genel e, Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın her anlamda söylediği her şeye arkasında olmak gerekirse duamızla, desteğiyle herkesin destek olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım, aslında şöyle bir konuyla araya girmek istiyorum. 15 Temmuz sürecinde tüm Türkiye'de dik duruşun göstergesi olduğu ülkemize, dünyaya bir örnek bir gösteriş oldu ama e, ağırı bu süreçte dik duruşuyla örnek bir e, duruş sergiledi. Onunla alakalı neler düşünebiliyorsunuz? Neler söylemek istersiniz 15 Temmuz e, hain darbeyle alakalı? Şimdi e, Enver Bey, tabii ki e, ülkemiz e, hakikaten e, 15 Temmuz'da e, bu hain saldırıya karşı e, ülkemiz genelinde tüm ülkemiz e, devletimiz, e, devletimiz, bürokrasimizle el birliği yaparak halkımız bu hain darbeye karşı e, e, dik bir duruş sergileyerek dış güçlere e, gereken cevabı verdi. E, biz halk olarak tabi ağrıda da e, biz hem gerek STK'larımız olsun, biz STK temsili ve halkımızla birlikte dönemin e, valisi, e, Vali vali ile başta olmak üzere tüm halkımız ağrıda e, özellikle destan yazdı. Ee, herkes bu hain darbenin karşısında durdu ve ağrıda da Türkiye'de olduğu gibi ağrıda da verilmesi gereken cevap ve mesajlar e, verildi. Ee, bundan sonra da bu tarz oyunlar olabilir. Ekonomik olarak bazı yatırımlar e, yapılmak istendi ülkemiz üzerinde. Mesela bir takım e, hain e, planlar var. Bunlar e, bugüne kadar devam etti. Bundan sonra da bunlar hiçbir zaman durmayacak. Ama biz halk olarak her zaman e, devletimize sahip çıkarak devletimiz ve milletimizin bekası için vatanımız için milletimiz için Sayın cumhurbaşkanımızı bizim ülkemizin gerçekte Sayın Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Her anlamda her konuda her koşulda şartlar ne olursa olsun her zaman yanında ve destekçisi olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi talimatları olduğunda şun değil de şunun yapılması gerektiği noktasında herhangi bir şey söylendi harfiyen biz halk olarak kesinlikle arkasında olmamız lazım, desteklememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Sayın Başkanım son olarak sektöre, çiftçilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii çiftçi biz çiftçi temsilcisiyiz. Biz çiftçilerimize şimdi şunu özellikle belirtmek istiyorum. Birlik deyince aslında çiftçi demektir. Bizim çok zor koşullarda birliğimizin kuruluşu tamamen iş ve işlevlerin çiftçi açısından sistemin oturtularak çiftçinin nezdinde kabul görmesi yönünde bir iki yıl ciddi anlamda mücadele ettik. E, yönetim kadrolu kadromuzda e, çalışan personellerimizde e, mücadele ettik. E, burada e, Tarım İl Müdürlüğü'nün e, kamu kurum ve kuruluşlarının desteği tabi. Sayın Bakanlığımız ve Hükümetimizin ciddi destekler var. Biz çiftçilerimiz adına herkese teşekkür ediyoruz. E, şükranlarımızı sunuyoruz ama çiftçilerimizin de üzerine düşen çok büyük sorumlulukları var. Nedir sorumlulukları? Ürettiğini hak ettiği değerle satabilmesi için sürekli bizimle, birliklerle diyalogda olması gerekiyor. Bizim her yıl e, saha ekiplerimiz çalışma yürüt, e, yürütmektedir. Hayvanlarımızı kayıt altına aldırarak güncellemeleri gerektiği noktasında ekipler gönderiyoruz. Ekiplerimizi gönderdiğimiz zaman çiftçilerimizle bu ekiplerimize yardımcı olması gerektiğini, çiftçilerimizin ekiplerimize yardımcı olarak bu desteklemelerden faydalanmaları gerektiği noktasında ve her yerde, her koşulda e, birliğine e, sahip çıkmaları gerektiğine e, biz inanıyoruz. Burada da ben özellikle buna sizin aracılığınızla bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet, teşekkür e, tüm biz teşekkür ediyoruz. Tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. E, sizlere de teşekkür ediyoruz. E, sizin aracılığınızla biz bunları çiftçilerimize e, duyurduk, anlattık. E, biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet bugün Doğun Nabzı programında ki konuğumuz Ağrı'dan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Sabancı ile görüş, görüştük. Çiftçilerin nabzını aldık, sorunlarını ilettik. önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.